Şu kaçtır denmiş. Kosinüsler çarpılıyor. Bunu hesaplamak için ters dönüşüm formülü uygulamalıyız. Ters dönüşüm formülü şöyledir. Kosinüs x çarpı kosinüs y gibi bir ifadeyle karşılaşıyorsak bunun sonucu 1 bölü 2 şöyle parantez içerisinde kosinüs x artı y artı kosinüs x eksi y olur. Kosinüsün ters dönüşüm formülü böyle olacak. Şimdi buna göre bizim ifademiz için şöyle verilmiş. 10 çarpı kosinüs 15. Tabii şu kosinüs 15 ile kosinüs 75'in yerini değiştirebiliriz. Yani biz istersek şöyle de yazabiliriz. Çarpmada yerler değişebilir. Şöyle yazıyorum. Kosinüs 75 çarpı kosinüs 15. Şurada açıları birbirinden çıkarırken negatif açı çıkmasın diye. Tabii negatif de çıksa sonuç değişmiyor kosinüs için ama yine de böyle yazalım. Eşittir diyorum. Şu 10'u yazıyorum. 10. Buradan 1 bölü 2 gelecek formülden. Parantez içerisinde kosinüs açıların toplamı. Yani 75 artı 15 artı kosinüs açıların farkı. Yani 75 eksi 15 olacak. Eşittir diyorum. Şu 10 ve 1 bölü 2 sadeleşir. Şu 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 5. Şu parantezin önü 5 oldu. Bu kısım kosinüs 75 artı 15'ten 90 artı kosinüs şurası 75 eksi 15'ten 60 olur. Şimdi 90 derecenin kosinüsünü birim çember üzerinden hesaplayacağız. Şöyle bir tane birim çember çiziyorum. Burası 0 derece, 90 derece şurası. Burası 90 derece. Buranın koordinatları birim çember olduğu için 0,1 biçiminde olur. Kosinüs de bunlardan birincisi. Yani kosinüs 90, 0 olur. Şimdi kosinüs 60'ı hesaplayacağız. Onu da 30-60-90 üçgeni üzerinden hesaplarız. Şöyle çiziyorum. Burası 30, şurası 60 derece. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı da kök 3 olur. Şimdi şu da, yani kosinüs 60 da, 60 derecenin kosinüsü, komşu dik kenar bölü hipotenüs olacak. Bu kısım da 1 bölü 2'dir. Şu kısım gitti, 0. Parantezin önünde 5 vardı çarpı 1 bölü 2. Bu ikisini çarparsak sonucumuz 5 bölü 2 gelir.